Fuat Akdağ ve Tümer Metin'le Dahası Da Var başlıyor. Bu bölümde Vitor Pereira'nın yerine kim gelecek? Fatih Terim'den sert açıklamalar. Vakıfbank Dünya Şampiyonu. Şimdi söz Fuat Akdağ ve Tümer Metin'de. Merhaba değerli seyirciler. Yemek Sepeti'nin sunduğu programımız başladı. Merhaba. Tümer, selam. Selam. Nasılsınız? İyidir vallahi. Yani hani sanki daha önce programdan önce görüşmemişiz gibi oldu ama çok da hal hatırda sormamıştık hakikaten. Direkt Pereira konusuna dalmıştık. Tabii yüksek yüksek geldik yüksek, sabah. Yüksek. Merhaba demeden Pereira dedik yani. Ne diyorsun? Gündemin ilk iki maddesi de işte Pereira ile yollar ayrıldı. Pereira neden gitti? Bence ikinci maddeyi hiç konuşmamıza gerek yok neden gittiği konusunda. Tabii ki birkaç detay veririz. Ama ben şimdi topu sana bırakıyorum abi ve merak ediyorum yani Pereira ile ilgili. Çünkü iki mecrada ekran önünde yayın yapıyorum. İki mecrada biri sizle beraber. Ben herkesin eleştiri oklarını en sivri yerden çıkardığı yerde senin o ılıman iklime faydalı olacak şekildeki düşünce şeklinle hala krediyi Pereira üzerinden okuduğun haftalara şahit oldum. Doğru. Ama çığdan küçücük bir parça koptuğu dakika, yani çığ olmadan önce o küçücük parça, onun da böyle yuvarlanarak ne kadar büyük bir kütle haline geleceğini aşağı yukarı tahmin ediyorduk biz. Fenerbahçe iyi oynarken dahi. Doğru söylüyorsun. Şimdi çok kısa bir cevabım var benim buna. Peki. Ondan sonra zaten sözü sana bırakacağım tabii ki. Olması gerektiği gibi. Estağfurullah. Şöyle, ya sen şey dedin ya, hani bu dörtlü üçlü defans derbide yukarıdan geldi. Dokunuldu ve bundan sonra artık ne olacak bilmiyorum demiştin ya. Bu bir Pereira eleştirisi değildi aslında. Tabii. Bu durumu ortaya koymaktı tabii. Seninki. Tabii. O zamana kadar Pereira'yı eleştiriyordun zaten. Tabii. Ben de eleştiriyordum kendimce. Fakat ben Pereira gitsin konulu başlıklar vardı ya, onlara mesele ediyordum biraz. Aslında buna çok basit ve kısa bir cevabım var Tümer. Yani ben tabii ki bu konuda senin fikirlerin çok daha önemli. Onlara sorduğun için söylüyorum. Yani sen demiştin ya hani derbide bu dörtlü defans, üçlü defans meselesini işte dokunuldu. Dörtlüye döndü, yukarıdan bir dokunuş oldu ve Pereira da bunu uygulamak zorunda kaldı. O iplerin koptuğu zaman bunu sen altını çizmiştin. Çok net. Ve orada da hani bunu da bu vesileyle bizler de anlamış olduk. Gerçekten orada ipler koptu. Artık ondan sonra onun bir geri dönüşü yoktu. Yani kendi rızasıyla, kendi oynattığı bir oyun vardı ki kötü oyun seviyor. Bizim Uğur Meleke söylemiş bunu. Doğru kötü oyuncu olur. Seviyor, kötü oyun seviyor. Uğur Meleke güzel söylemiş hakikaten. Hakikaten de öyle bir durumu vardı. Ayrıca inandığından vazgeçti orada. Evet işte onu söylüyorum. Yani yola çıkış noktasından vazgeçti. Ama inandığı şey de onu Fenerbahçe'de kalmasını engel olan şeydi. Kötü oyunu sevmek. O da Fenerbahçe'nin genlerine uyan bir şey değil. Yani hep eleştirilen bir şeydi bu. Benim eğer Pereira gitsin manşetlerine benim biraz haksızlık olduğunu düşünüyordum. Pereira gitsin diyorsak o ligde o kadar çok hocanın gitmesi gerekiyor ki. Gitti. Performansını eleştirmek ayrı bir şey. Buna karar verecek kişi kim? Yönetim kurulu. Yönetim kurulu. Ve taraftardır. Taraftar seçiyor çünkü o yönetim kurulunu. Dolayısıyla da birlikte karar verdiler. Bence de doğru olanı yaptılar ayrıca. Abi ligde 14 adam ve teknik adam veda etmiş zaten bak. 14. Ya hiç sorma vefat ya. O nedir abi? Mazda tövbe. Nereden? Veda etmiş. Evet. Şimdi gelelim günümüze. Sabah uyandık. Haberi dün akşam ıskalayan, kaçıran olmamıştır da kaçıran falan oldu. Bak, madem söyledin grafik verdi Ayhan. Ya bak teşekkür ederiz Ayhan'cığım. Bir şey söylüyorum. Ülke futbolunun içinden geçtiği ekonomik durumla ilgili kullanılan tüm argümanlar eşittir karşılığı. Burası maliyet değil mi? Değil tabii. Yani, maliyet olmaz. Ha, baktığın yer şurası. Hakan Kutlu'yu yollayabiliyorsun. Şenol Can'ı yollayabiliyorsun. Rahat rahat.
Pereira'yı da yollayabiliyor musun? Peki abi, niye bu kadar hoca yolluyorlar tüme? Abiciğim bu... Neden? Bak, bizim futbol iklimimizde bir tane gerçek var abiciğim. Sportif başarı. Sportif başarı. Bugün Galatasaray UEFA Kupası'nda devam ediyor olmasa, emin olun ülkenin gelmiş geçmiş en önemli teknik direktörü de benzer yerde olabilirdi. Bugünkü başarısıyla Galatasaray'ın. 1.6 puan ortalamasıyla oynuyor Galatasaray. 1.6. Fuat abi, kimseye anlatamazsın bunu. Fatih Terim de olsan anlatamazsın, Ali Koç da olsan anlatamazsın. Sportif başarı gelmediği dakika o 14'lü rakamlar, tablo her daim önümüze gelir. Ya şimdi bak, versene tabloyu bir daha, bir daha. Ya o tablodaki insanlar, oradaki teknik direktörler hepsi şampiyonluk mücadelesi mi veriyor? Hayır. Yani ne bileyim işte Alanya Spor'da Çağdaş Atan mesela şampiyon olamadığı için mi? Ama o da sportif direktör, özür dilerim, o da sportif başarıdan sebep oluyor. Çağdaş Atan... Ya sportif başarı nedir, bunu doğru tarif etmek lazım. Şimdi mesela Önder Hoca geçen hafta dedi ya, biz dedi oyunu kazandık ama maçı kazanamadık dedi. Sempatik mi? Sempatik mi? Doğru mu yanlış mı? Şimdi Önder Hoca sempatik şu sempatik anda. Şu anda ifadeleri de sempatik. Yok yok. Ben oradan yola çıkarak şunu söylüyorum. Sportif başarı bizim ligimizde ne anlama geliyor? Şampiyonluk. Peki orada Alanya Spor'un teknik direktörü ne değil, alakası var? Orada da şampiyonluk hedefiyle tamam, başlıyor. Orada da kriter şöyle. Alanya Spor'un geçen sene yakaladığı başarıyla Çağdaş Atan'ın devam etmesini istiyoruz ya seneye. Evet, oldu bu genç teknik adam. Bak, tebrik edelim Hasan Başkan'ı da. Genç teknik adamların önünü açtı. İmkan verdi. O da kendini iyi hazırlamış, bu pozisyona devam etti ve ligde ilk senesinde başarılı. İkinci sene başladığında 6 hafta kötü sonuç olduğunda acabalar başlar bizde. Kaçamazsın bundan. O acabalar da isminin önüne bir ton sıfat eklenmiş teknik adamlarda dahi oluyorken Çağdaş Atan'da olmaması imkansız diyor. Tümer, yaşadığım bir şeyden örnek vereceğim sana. Ben yıllarca spor yayıncılığının içindeyim. İşte futbolu bıraktıktan sonra yorumculuk yapmak isteyen senin gibi bir sürü partnerim ve birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız oldu. Ve hep şunu gözlemledim. Bir eski spor yazarı eğer teknik direktörlük belgesi de varsa ekranda meşhur olduğu zaman bütün kulüpler peşinde koşmaya başlıyor. Doğru. Şimdi ekran performansıyla kulüp performansı arasında bir alaka var mı? Önce onu sorayım. Yok. Bana göre yok. Yok. Neden? Çünkü ne kadar popülerse yönetim kurulu kendisini o kadar, hani işler kötü gidiyor, hocayı yollayalım, meşhur hocayı getirelim, taraftar bizi sevsin derdinde. Bunlar sportif başarıya konsantre olarak yapılan işler olduğunu düşünmüyorum. Doğru. Gereçlerden bir tanesi bu türbülansın oluşmasına sebebiyet veren, o kadar rakamların çıkmasına sebebiyet veren, o kadar ismin o havuza düşmesine sebebiyet veren işlerden bir tanesi. Doğru mudur? Asla doğru değil. İşte ben onun için diyorum. Bu teknik direktörlük değişikliklerinin %80'in gerekçesi yönetim kurullarının kendilerini kurtarma operasyonu olduğunu düşünüyorum. Peki bir istikrarın sağlanabilmesi için kulüplerde teknik adam istikrarının sağlanabilmesi için en gerekli olan şey ne? Bizde olmayan şey sabır. Şimdi eğer istikrarı yakalayalım için gitmeyelim çok uzağa. Hemen iki hafta önceye gidelim. Önder Karaveli Hoca gelmeden önce Sergen Hoca'nın durumuyla. Varsın olmasın bu sene Sergen Hoca şampiyon. Niye bıraksın, olmuyor, kendi bıraktı ayrı. Kendi de niye bırakma noktasına gidiyor. Bir sene olmasan da devam etsen. Abi biz de yukarıda değilsen tartışma başlar. Emin miyiz Ali Bey'in, Ali Koç'un? Hadi şampiyonluk adayı takımlar için, şampiyonluk hedefi olan takımlar için bir yere kadar anlayabilirim bunu. Aşağı ya, yani ama ligde hani, şöyle öyle bir kırılıyorsun ki abi, şimdi Kasımpaşa'nın en az Trabzonspor kadar hedefi var. Yani survive edebilme, işte, yaşamda kalabilme, ligde tutunabilme hedefi var. Ligde kalma hedefi var. Bu sene 4 takımın da düşecek olduğunu düşünüyorsak savaş çok erken başladı. Hı. Herkes korku içinde. İstikrar, istikrar, istikrar karşılığı sabır bizde yok ve bu tablo değişmez. Değişmez. 3 sene üstte takım çalıştıran kulübümüz yok. En başarılımız kim? Hamza Hoca bu ligde şampiyonluk yaşadı. Hocamız yok diyeceksin. Hocamız yok. Okan Hoca
3 sene üst üste takım çalıştıran hocamız yok. Okan Hoca bu ligde şampiyonluk yaşadı. Hamza Hoca bu ligde şampiyonluk yaşadı. Ertuğrul Hoca bu ligde şampiyonluk yaşadılar. Ama yaşadıkları takımda dahi o krediye sahip olmadılar. Şampiyon apoletini alırken bile. Şimdi hadi oralar almıyor, bu isimler almıyor. E büyükler de almıyor. Şenol Hoca 2 sene üst üste şampiyonluktan sonra ters işler ters gittiğinde bıraktı. Takımı Avrupa Şampiyonası'na getirdiğinde hemen sonrasında 6 aylık süreçte yaşanılanlarla bıraktı. Bizim ülkemizdeki kriter sportif başarıdır. Dönelim Pereira'ya. Başarılı mı? Bugün sokağa çıkan herkes, haberi geç almış olan herkes şaşırır mı Pereira'nın ayrılığına? Şimdi duysam ben Pereira ayrılmış. Ali Koç Pereira. Biz konuştuk ya 2 hafta önce. Belli ki Pereira'nın basın toplantısında söylediği şeylerden ayrılma sürecinde olduğunu anladık zaten. O havuzu gösterdik ya, teknik direktör havuzunu. Şimdi orası bir maliyet demek aynı zamanda. Yani ayrılırken bir ödeme yapman, bir tazminat tabii ödemen gerekiyor. Pereira, şimdi Pereira konusunda ayrılmasına şaşırmadık. Bence geç kalınmış bir ayrılık oldu. Siz hocaya dokunduğunuzda ki hoca rahatsız olur, bana müsaade eder. Galatasaray maçı sonrası. Kazanıp dersin ki, ha sizin dediğinizde kazandık. Demek ki ben yanlış bir şey yapıyormuşum. Olmaz. Ya da onların dediğiyle devam edersin. Onu da yapmadı. İçindeki kavgası da müsaade etmedi yapmaya, inandığı şeye. Şunu yapacaksın. Benim eleştirdiğim nokta şurası. Galatasaray maçından hemen sonra, sanıyorum Göztepe maçı öncesi olabilir, Ali Bey, Ali Başkan çıkıp Tunç'u karşısına alıp Fenerbahçe TV'de Tunç Elibolu gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu. Ve çok net ifadeyle tazminatı olmadığını söyledi Pereira'nın. Bugün 2 milyon euroya, yani 6 milyon euroyu istiyor, Portekizli hocaya 2 milyon euroya sözleşmesini feshetti diye okuyoruz. Tazminat değil, kalan maaşlarını almış. Ya sonra ülkenin içinden geçtiği durum, ekonomik durum, Ali Bey'in ekonomik gücü olmasına rağmen zaman zaman şikayet ettiği durum. Abi bunlar havuzun daha da derin hale gelmesine sebebiyet veren işler. Zaten sabrımız yok. Evet. Yoksa Pereira gitti zaten Galatasaray maçından sonra gitti. Benim fikrim. Evet evet. Söylemiştin zaten. Ve ben başkanın yerinde olsam da o maçtan sonra yollardım. O güne dair söylediğim şey de şuydu. Kim dedim Pereira'ya dokunmuşsa Fenerbahçe'ye ihanet etmiştir o gün dedim. Yani tırnak içinde hocayı yani. Hocayı ikna etmek başka bir şey. Talimat vermek başka bir şey. Ya, yani olmuyor ya, yani. Yürümez o. Fikir. Peki şeye ne diyorsun Sayın Başkan'a, istifa tezahüratlarına? Bütün bu Pereira'nın sezon bıraktığı tahribatın da tezahürüdür bu. Hı hı. Kaçınılmaz sondur. Yani sen hocayı yollamıyorsan dönüp başkanla o zaman sen de istifa diye bağırılır. Ya tribün psikolojisi böyle bir şey Fuat abi. Ben Ahmet Dursun Seba gitsini gördüm. Ben Serdar Bilgili'ye, Sayın Başkan'a tribünde hemen şurada arayı bir camekan bölerken küfür edenlere şahit oldum. O maç cezalı dedim. Oradaydım yani. Çok yakinen şahit oldum. Yeter Yıldırım... Sayın Ali Koç'a da oldu. Yeter Yıldırım Demirören'lere şahit oldum. Evet. Bunlar... Normaldir diyorsun. Taraftar. Bunu anlatamazsın taraftara. Peki bu neden oluyor? Aynı yerden. Evet. Sen başarılı olamadığın dakika bu hareket, bu reaksiyon kaçınılmaz. Başkanın bunu bekliyor olması lazımdı. Buna hazırlıklı olması lazımdı. Çünkü daha önce 5 kere daha olduğu için olur. Daha da şiddetli gelir. Her seferinde tabii daha da şiddetli gelir. Bu kaçınılmaz sondur yani. Bu olur. Bizim iklimimizde bu ne yazık. Oyuncuya da oluyor, teknik adama da oluyor. Bu işin baş aktörlerinden bir tanesi başkanlara da olur. Peki şimdi kim gelecek? Şimdi asıl soru burası. Geçen hafta düğmeyi yanlış ilikledi örneğini verdik ya burada.
Şimdi Sayın Başkan, iyi niyetinden hiç şüphemiz yok. Fenerbahçe için yatıp kalktığından hiç şüphemiz yok. Ama sevgili yorumcumuz Serhat çok doğru bir şey söylüyor. Yanındaki yönlendirme yok. Yapay zekayla teknik direktör seçme yok. Birilerinin aklıyla. Bence orayı bir temizlemeli. Orayı bir sağlıklı hale getirmeli. Ben Ali Bey'in yerinde olsam direkt bu adrese dönerim. Bir. Çünkü soru basit. Pereira ile oturduğunuzda ben bu takımı şampiyon yaparım. Zaten bunu demese kimse gelemez Fenerbahçe'nin başına. Bugün İsmail Hoca'ya gidelim, İsmail Kartal'a. Bu takım uçar zaten der. Herkes, bugün Yılmaz Hoca'ya gidelim, yürüye yürüye şampiyon yaparım bu takımı der. Kendi, o şey diyor, 10 dakikada şampiyon yaparım. 10 dakikada yaparım der. Tamam, şimdi bunu herkes söyleyecek. Ama nasıl ikna oldunuz Pereira'ya? Ben orayı sorguluyorum. Yani yanınızda biri vardı, Pereira ile masaya oturduğunda sizi nasıl ikna etti? Sadece şampiyon yaparım demek olmaz. Bir ikna etmesi lazım. Ya gidişinden ikna, daha çok gelişi enteresan. O ikna ya. Olduğun yer yanlış. Bunu bir kere bir. O düğmeler iliklerden bir tanesi. Şimdi ilk düğmeyi yanlış iliklediğinizde bu böyle yavaş yavaş kaymaya başladı ya bunca senedir. Şimdi tekrar bir ilik, bir yanlış yerden ilikleyecek misiniz? O yanlış ilikleme ta Ersun Yanal kararıyla başladı. O zaman zaten yanlış ilikleme. Çünkü hani Ersun Yanal'ın hocalığından bağımsız söylüyorum. Kulüpten içeri giremez dedin. Giremez, evet. Dediğin dakika geldi ya. Onu taraftar istemiş işte. Aynı yerdeyiz bak. Sular aynı. Şimdi bir düğmeyi daha yanlış iliğe takacak mısınız? Yoksa bütün ilikleri, o düğmeleri bütün iliklerden çözüp yeniden bağlayacak mısınız? Ya ben şu gömleği bir yanlış bağlamışım. Ben bunu bir başından bir düzelteyim mi diyeceksin. Hala geç değil diyorum ben. Çünkü doğruyu bulmak adına bence bunu yapmış. Çok geç oldu artık. Oradan yok, yamayı yapıp. Bence hala geç değil. Tabii. En başa dönmek lazım. Bunu yapacak mı çok merak ediyorum. Aynı yerden aklı alırsan yapamayacak. Yine ben biliyorum dersen olmayacak Sayın Başkanım. Olmayacak. Şimdi geçiyor isimler. Atıyorlar havuza, medyaya. Birileri çıkarıyor. Farioli diyorlar. Diyorum ki bir tane oyun planı var sadık kaldı. İkinci yok. Fenerbahçe'de işler mi? Bence işlemez. Çünkü aynı Farioli, benim böyle bir test imkanım yok ki. Ben Inter'e karşı oynadığımda bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Bu ligde yapabiliyorum diyen Farioli. Şimdi Kenan Koçak ismi geçiyor. Abi kriterimiz ne? Hocalık ya. Bugün bana Fenerbahçe teklif etse, buyur takımın başına geç, bu kadar anlatıyorsun diye. Çok net şunu söyleyeyim. Abi benim böyle bir yetim yok. Böyle bir donanımım yok. Böyle bir tecrübem, birikimim yok. Yapamam derim yani. Ama buna atlayan 1 milyon kişi olur. Gideceğin adres önemli şimdi. Şimdi Kenan Koçan, Kenan Koçan isminin geçiyor olması, işte fotoğrafları falan var Ali Koç'ta, işte bu Kenan Koçan seviyor ediyor. Kenan Koçan isminin geçiyor olması aslında bir şey ifade ediyor olmalı. Nasıl? Hani yani Kenan Koçaksa nasıl bir teknik direktör, nasıl bir yapı öngörüyor Fenerbahçe? Bunun altını doldurabilir miyiz? Yoksa Kenan Koçak öne çıktı. İşte Almanya şey doğru işte bakıyorsun yardımcısı çok meşhur oldu. Biz bunu alalım, işi kurtaralım. Hocası mı Kenan Koçak? Bence öyle değil. Yani, ama şu anda işi kurtaracak. Yani popülist bir hoca değil Kenan değil, Koçak. Evet. Yani şimdi, o sisteme dair sana bir akıl sunacak, bir fikir sunacak bu ve bunu hayata geçirecek. Bu düğmeyi doğru iliklemek midir Tümer? Sana soru soruyorum. Bence değildir. Bence değildir. Bir yanlış ilik olur. Ben tanımam Kenan Hoca'yı. Hayatımda tanışmadım. Hakkında duyduklarım da çok olumlu şeyler, çok olumlu şeyler geliyor. Yani Stefan Kuntz'a yardımcı olması, ülke futbolu için kafa yorması. Ama bak söylüyorum. Almanya'da da çok saygı duyuyorum. Abi bak söylüyorum, Fenerbahçe başka bir cumhuriyettir abi. Fenerbahçe bir futbol kulübü değildir. Fenerbahçe'nin tesisinde geçen hava hiçbir yerde geçmez. Kazandığındaki coşku hiçbir yerde olmaz. Kaybettiğindeki rüzgarlar Nuh Dağı'nda esmez. Orası başka bir yerdir. O yüzden sen doğru düğmeyi bulacaksın. Bence Kenan Koçak değil. Fikir onların. Öbür tarafı
dönelim. Dahası varı son kurşunda Ali Bey. Çünkü bir yanlış batırır. Yani kendisini batırır bir yanlışta. Çünkü kalmadı. İsmine, Fenerbahçeliğine, karizmasına olan inanç yerle yeksan şu anda. Kime sorarsan sor yerle yeksan. Yoksa çok isteriz Ali Bey. Başarılı olsun. Buradan söylediğimizde de işte Fenerbahçe'yi eleştiren yorumcu tayfasının içine düşüyoruz. Ya doğru, doğru ne doğru? Siz 8 tane teknik direktör değiştirdiniz. Hepsi yanlış mıydı? Soru basit. Hepsi yanlıştı, doğru siz misiniz? Hepsi yanlıştı, doğru yönetim katı mı? Hepsi yanlışsa siz de doğru değilsiniz. Zaten. Olamaz yani ki böyle bir şey. 8 teknik direktörün tamamı yanlışsa burada doğru olmayan o teknik direktörleri oraya getiren... Şimdi... Yani hata yapan kişi odur. Pereira, doğru yanlış demeyin. Bravo. Pereira gitmiş, ya bana bir santrafor almadılar derse... Hı hı. Berişe'yi aldık, yok benim bahsettiğim santrafor başka bir santrafordu derse... Haklılık payı var mı? Bence var. Peki, ben bunu söylemem. O yorumculardan değilim ben. Onların söylediğinin yanlış olduğunu söylemiyorum. %100 haklılar. Emre Belezoğlu'yu yollar mıydın? Hayır. Ama tasarruf... Ya bana soruyorsun. İçerideki duygu, tasarruf, geçmişteki teşriki mesainin tezahürü ne getirdi bilmiyorum kendi aralarında. Ama evet, Emre Belezoğlu'nun İstatistiki en azından maç başına puan ortalaması bile şu anda en yüksek yerden okunuyorken gitmemesi gerekirdi diye fikre katılırım. Ama tasarruf orası başkanın bileceği. Bunu o zaman düşünmek lazım. Şimdi Emre o zaman da söyleyebiliyor muydun diye sorarlar adama. Ben söylemiştim. Söyledik. Evet. Peki şunu söylüyorum. Siz bir Emre Belezoğlu bulabilecek misiniz şu anda? Aralıktayız Fuat abi. Hı hı. Devre arası yaklaşıyor. Şimdi gelen hoca çok basit bir yerden, ilk akla gelen yerden bu seneyi unutun diyecek. Emre Belözoğlu'na teklif gidebilir mi acaba? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Paylaşımlar var. Mesut Özil'in paylaşımı var. Onu bir gösterelim önce. Tabii bunu okumak için... Yani şey diyor... Müthiş desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz. Siz bundan daha iyisini hak ediyorsunuz diyor taraftara böyle bir mesaj vermiş. Maçtan sonra. Evet, maçtan sonra. Beşiktaş maçından sonra yaptı. Evet. Çok iyi oynuyor abi ya. Evet. Olağanüstü iyi oynuyor yani. Hem fiziki olarak çok iyi durumda, fiziki kalitesi hem de... Mesut... Halledeceğiz diyor yani. Halledebilir. Taraftara güzel tabii bir mesaj ki halledebilir. Vermiş. Şunu söyleyeyim. Almanya peşine Real Madrid, Alman milli takımı, Arsenal, İngiltere, tamam mı? Mesut Özil futbola başladığından beri forma için hiçbir yerde savaş vermedi. Belki işte Werder Bremen olabilir. Fener'de verdi. Fenerbahçe'de o savaşı verdi koca dünya markası ve Pereira'ya karşı o savaşı kazandı. Tabii. Kazandı. Olacak iş değil. Fenerbahçe'de savaştığı kadar Arsenal'de kafa yorsaydı kalırdı bak. Çok net kalırdı yani. Peki, Pelkas'ın yardımcısının bir paylaşımı var. Bak o enteresanmış. Bu, it's time to Sirtaki. Time to, şu işte evet. Sirtaki zamanı diyor. Tabii. Ya işte bizde ya çok Sirtaki aslında çok büyük problemi şeylerle takımdaki yıldızlarla hep arası açıldı. Ben Annavisi'ye falan giderdim. Pelkas'ın yerinde olsam sağlam bir buzuki gecesi yapardım. Tabii. Böyle karanfiller, marafiller arası havada uçuşurdu. Sosa'yla, Pelkas'la, Novak'la herkesle. Ya bu saydığın isimler yıldız. Tabii. Bir teknik adamın bu kadar yıldızla sorunu olmaz ya. Olmaz. Peki. Çin'de başarılı olmuş ama Pereira. Kime ne fayda Çin'de başarılı olurken? Çin'de başarılı olurken de Hulk'la sorun yaşamışsın. Yıldız ya bir tek bir yerden okunur bu. Ya yani bir içeride kompleksin olması lazım.
Fatih Hoca bu Zorbay Küçük hakem, Zorbay Küçük'le ilgili bayağı bir başkan edasıyla. Başkan edası tabii. Aynen öyle. Ne diyorsun? Diyor ki hakemin vücut dilinde kin ve nefret var diyor. Efendime söyleyeyim. Şu bir şey vardı. Go lan diye bir sözü var deniyor ama go away dedim demiş. Go öyle bir şey söylemiş. Zorbay mı? Evet. Söylemiş. Yani bir hakemin aslında bu neden böyle oluyor ya? Hani bu çatışmadan mı kaynaklanıyor? Ya bir hakem maç içinde şu lisanı kullanmaması lazım hakikaten. Çok net. Arda'ya bir şey ayakkabı fırlatacaksın diyor, bir şeyler diyor. O da çok. Verdiği cevaplar hakikaten bunlar olmaz. Bu iletişim, bak iletişim çok önemli bir şey. Yani bence Zorbay Hoca iletişimle konuşmayarak kursun. Çünkü konuştuğu şeyler iletişime aykırı. Bak. Kavga çıkarır bunlar. Bak Fatih Hoca'yı. Şimdi Başakşehir maçı başladı. Doğru değil yani. Başakşehir maçı başladı. Zorbay Hoca eğer tabii ki diğer tarafı da dinlemediğimiz için buradaki biz de tıpkı Necati Hoca'nın yaptığı gibi beyan esastır. Hem Fatih Hoca'nın hem Necati Hoca'nın basın toplantısında söylediklerinden yola çıkarak yorumluyoruz. Hı. Ama diğer taraftan ne söylediğine dair o tarafı dinlemedik. Bence çok iyi maç yönetti. Maçı izlerken de şöyle diren Zorbay Hoca, diren Zorbay Hoca falan ağzımdan döküldü yani. Çünkü o kadar belli ki geliş. Bir maç atmosferi oluşturmak istedi. Başlama düdüğüyle beraber Galatasaraylı oyuncular soyunma odası destekli geldi bu. Yani içeriden öyle çıkıldı. Ve oraya inanılmaz duruşla göstererek. Yani normalde çalınsın Marka'ya faul. O duruşa yenilirsen çalarsın o faulü. Okaka da o golü atamaz ki bence temiz. Daha 20. saniye Cagne faul olmayan bir pozisyonda faul istedi. Daha hemen maçın başında almak için. Ve hakeme itirazı 2,5 dakika sürdü akan oyunda. Oyuna dönmesi 2,5 dakika. İçeriden böyle çıktılar. Ve Zorbay Hoca kaybetti. İyi maç yönetmiş olmasına rağmen eğer bu çıktıysa ağzından Goğlan konuşmadan yapsın. Eğer Goğlan çıktıysa ağzından Arda'ya söyledi de yani bana da mı krampon falan. Niye çıkarıyorsun şimdi bunu? Ne gerek var bunlara? Nereden çıkardın ya bunu şimdi yani? Tamam Arda onu yaptı. Anladı. Hayır, oranın, hepimiz de eleştirdik. Böyle bir, dalaşmaya, gibi. Böyle bir dalaşmaya. Böyle bir sen yani hani bunu söylersen Fatih Hoca çıkar böyle konuşur. Olmaz bu. Bunu evet. Söylersen verirsin malzemeyi. Evet. Bak bence çok iyi maç yönetti. Benim fikrim. Bence çok iyi maç yönetti. Duruş yani bir yıkılmadan ya, durdu. Tümel biraz şöyle bir maçın içinde ya. Maçın içinde Galatasaray'ın berabere kalmasına, puan kaybetmesine sebebiyet verecek sonucu buradan okuyabileceğim bir tane hata söyler misin? Fahiş hata diyebileceğim. Öyle olsaydı zaten yok, onlar da olur. Yok. Ama sen Goğlan dediğin dakika al sana hata başlıyor. Şimdi bak. Şu anda büyük bir şampiyonluk hedefiyle yola çıkıp hedefinden uzaklaşmış bütün takımlar hakemlerle tepişiyor ya. Evet. Ve federasyonla, işte MHK ile, VAR'la vesaire. Hani dolayısıyla bu kavgadan çıkan sonuç da bu işte. Doğru. Doğru. Anladın mı? Böyle bir kavga, hani biraz abartarak... Geçti süre değil mi? Bir takım başarısızlıkları, puan kayıplarını hakemlere bağlayarak yapılan bir takım... Beyanlar ve kavgalar sonuçta bunu doğuruyor. Doğru. İşte buradan bu sefer de hakem de bana ayakkabımı fırlatacaksın diyor. Yarın bugün diyor. Nereye geleceğiz kim bilir. Yani. Geçti o süre ama değil mi işte, Fuat abi? Ama hani hiç konuşmayacağız hakemleri. Bunu yapmaması yok, lazım. Olmamış yani. Bu hakikaten olacak iş değil. Söyledim hemen... Bir de kayıtlar var. Ve bu kulüp içinde de bir çatışmaya sebep oluyor. Galatasaray'da olduğu gibi. Şuraya yazdım onu. Aha. Hemen söyleyeceğim. VAR kayıtları var. Dinlenilsin, açıklansın. Başkan dinliyor. Açıkla abi. Dediyse Zorbay Küçük. Dinlendirirsin. Benim hakemim hata yapmış dersin. Değilse bambaşka bir şey çıkar ortaya. Değilse.
Değilse Galatasaray'ın içinde bulunduğu psikolojik durumun tezahürü olmuş olabilir mi diye düşünmeden edemem. Ben zarar verdiğini düşünüyorum Galatasaray takımına. Bu içinde bulundukları durumun. Bence bir gerçeği kapattı. Bence bir gerçeği, hatta daha da zarar vereceğini düşünüyorum. 1.6 puan ortalamasıyla oynuyorsunuz ligde. E bunu söylüyorsun. E Tümer, bizim önümüz kesiliyor, o yüzden puan alamıyoruz diyorlar. Hayır, değil. Başakşehir'i yenebilecek kadar oynamadınız. Galatasaray'da oyun beğenildi falan diyen var. Ben beğenmedim oyunu. Kaybedilen 5 haftada kaybedilen puanlarda da oynamadınız. Bak ağzımdan çıkıyor mu benim? Sen gittin Sporting maçları, Lokomotif maçlarında olağanüstü oynadın. Roma Olimpiyatları'nda orayı kotaracak kadar doğru işler yaptın. Söylüyorum bunları. Ama son 5 haftada Galatasaray oyununda çok ciddi bir düşüş var performans olarak. Ve bu duygunun takıma, bu oluşturulan bu duygunun takıma zarar verdiği kanaatindeyim ben. Yöneticiye zarar verdi. Burak Elmas... Oyuncuya da gerekçe veriyorsun. O zaten hemen aldı bahaneyi. Zaten benim önüm kesiliyor. Ben ne yapsam olmayacak. Hemen kapatıyorum. Sayın Burak Elmas bu sene kongreyle geldi ve Fatih Hoca ile devam kararı aldı. UEFA olmasa 1.6 puan ortalamasıyla Galatasaray'ın şu anda bulunduğu lig durumuyla Fatih Hoca'nın ismi tartışmaya açık mıydı? Evet. Net. Yani yeni gelen bir başkan hemen o türbülansın içine düştüğüne şahit olduk. İsim Fatih Hoca olsa bile. Peki şunu diyebiliyor musun? Şimdi bu iklim Fatih Hoca'ya dokunamadığın için de arada rezzan gidiyor. Arada başka yönetici gidecek. Arada iş sana kadar gelecek. Çünkü Fatih Hoca başkan edasıyla konuştu Zorbay Küçüğü. Hı hı. Burak Elmas'tan duymadık Sayın Başkan'dan aynı edayı. Fatih Hoca başkan edasıyla anlatıyor. E 1.6 puan ortalamasını ne yapacağız? E benim önüm kesiliyor diyor Fatih Hoca. E kazandığın şampiyonluklarda itelendin mi diye soruyorum. 11 Hayır, ona her şeye rağmen kazandın diyor. 11 yılda 41 maç ceza almış Fatih Hoca. Duydun mu son söylediğimi? Kazandığın şampiyonluklarda arkadan itelendin mi diyorum. Duydum. Hayır, onu her şeye rağmen kazandık. Herkese rağmen kazandık diyor. Şimdi önümüz kesiliyor diyor. Peki, Beşiktaş'ta Önder Karayemli rüzgarları esiyor diye haberler çıkmaya başladı. Karayemli. Ya Önder, Önder Hoca... Bir küçük tehlike var Önder Hoca'da yalnız. Gerçekten çok enteresan bir şey yaşıyoruz aslında. Bu sezon enteresan Niye? Bir sezon yaşıyoruz. Niye? Kimilerinin yokluğu kimilerine fırsat işte. Ya... İşte öyle olmuyor. Olur, niye olmasın? Gerekirse abi. Önder Hoca'yı... Şimdi belli olmaz Önder, o. Bak. Vura vura giderse olur. Hani hep şu var ya kafada. Ya bak, Önder Hoca ile ilgili bak şimdi mesela bir gazeteden almışım. Önder Hoca, bir futbolumuza Önder geldi. İşte ılımlı, birleştirici, kibiri yok, eleştiriye açık deniyor. Hani bir tane gazeteden bahsediyor. Herkes böyle diyor şu anda. Efendime söyleyeyim, kriz döneminde geldi. Bu kadar zaman geçirmedik ki Önder Hoca ile biz. Oynadığı futbol beğenildi, oynattı. Teknik direktör arayışındaki yönetime zaman kazandırdı. Şimdi gelen kişi Önder Hoca bir teknik direktör. Ve yeni teknik direktör bulunması konusunda zaman kazandırıyor aslında. Övüyor musun? Peki övüyor musun? Hakaret mi diyorsun? Ya ben şimdi kulüpte böyle davranıyor. Yani yöneticiler açıklama yapıyorlar. Tamam, hani bunu... Gerekirse ilk yarıyı gerekirse hoca bulana kadar veya bu sezonu şeyle lütfettiniz ya. Lütfettiniz değil mi şimdi? Ya adam geldi, kangreni kesti, Fenerbahçe'den de puanı çıkardı, oyunu da kazandı. Oyunu da kazandı. Lütfettiniz ya, gerekirse Önder Hoca ile devam ederiz. Yani Önder Hoca bugün çıksa dese ki ben işimi yaptım, bundan daha fazlasını hak ediyorum bütün bu söylenenlerde. Öyle bir insan değil, onu anladık. Geçirdiğimiz zaman diliminde, önümüze gelen zaman diliminde öyle bir insan olmadığını anladık. Ama çok tehlikeli. Yeteri kadar zaman geçirmediğimiz için, bize duymadığımız şeyler söylediği için, alışık olmadığı yerden cevap verdiği için şu anda sempatik geliyor Önder Hoca. Bakalım, ben biraz zaman verme taraftarıyım. Bakalım ne olacak. Bak. Çünkü olağanüstü bir şey söyledi. Hiç kimse söylemedi. Fırat Aydınus'un çaldığı penaltı bana göre de penaltı değil. Ve bunu
maç 2-2 bitmişken, oyunu da kazanmışken Beşiktaş böyle bir süreçten geçiyorken, ya bu penaltı olmasa oyunun gidişatı başka bir yere döner şeklinde her hoca yorumlar. Hiç girmedi o topa. Dedi ki zaten konuşan konuşuyor. Federasyonu da bilir. Evet. Gerekli onlar diyorsa ben buraya işime bakıyorum dedi. Şimdi bu şu anda çok, çok sempatik. Bu şu anda nefis. Aradığımız ideal yani istenilen hoca tipi ama belli olmaz 2-3 hafta sonra ne olacağı. Bu böyle de devam etse belli olmaz. Ya kardeşim sen de çık bir hakkımızı ara derler. Tabii tabii. Olur bak bizim ülkemizde. Sen de çok kibarsın. Abi peki, bu kadar kibarlık bize zarar veriyor peki derler. Peki Abdullah Hoca için ne diyecek? Ya Abdullah Hoca'nın Hatayspor maçından sonraki basın toplantısını izledin mi? İzledim abi. Ya yani benim izlediğim şık. En iyi yorum hani şık, maç yorumlarından şık, bir tanesiydi şık. O maça dair. Önde şey Ömer Hoca'nınki de nefisti. Evet, evet. Ömer Hoca ne dedi biliyor musun? Abdullah Hoca'ya geleceğim. Ömer Hoca ne dedi biliyor musun? Ben galiba kendimi yanlış anlattım. Ya da dedi takım beni yanlış anladı. Bak süper. Çünkü bir şey konuştuk. Benim dediğim bu değildi. Ulan konuştuğumuz bu değildi diyor. Ya da anlatmak istediğimiz bu değildi diyor. Güzel. Bak süper. Nefis abi. Çünkü ilk yarıdaki görüntü olmadı. İkinci yarı dokundu başka bir şey. Abdullah Hoca ders veriyor ders. Ya ne güzel bir basın. Ders. Ders, kılık, kıyafet, duruş, sakinlik, otorite, ders veriyor. Peki, ve o kadar güçlü ki. Bitti mi şampiyon? Şu fotoğraf da nefis ya. Ha? Nefis fotoğraf. Evet. Genelde yalnız gidilir teknik adamlar. Yalnız giderler. Bak ekibi ayırmadan, ekiple beraber. Çocuklar tabii, da... Şey, burada şey... çağırmışlar. Maç sonu gidiyor tabii. O da ekip ben gelmem, ekiple beraber geliriz demiş. Güzel hareket. Ama bak herkes olması gerektiği şimdi, yerde fotoğrafta. Nasıl, şimdi bak bu yani buna baktığın zaman şov yapıyor da diyebilirsin demem. Ekibiyle. Abdullah Hoca'yı tanıyorsan demezsin. Demem. Neden? Bak abi Abdullah Hoca'nın yardımcılarını şu anda ligdeki. Kimler geldi geçti tedrisattan değil mi? Bak ben sana diyorum Çağdaş Atal. Doğru. Okan Hoca. Evet. Erol Bulut, Tayfun Korkut. Hatta Emre'yi bile sayabiliriz. Emre'yi bile sayabilirsin, aynen öyle. Hatta Emre'yi bile sayabiliriz. Yani yardımcılarımla beraber geliyorum derken boş laf yapmıyor, şov yapmıyor. Gerçekten yardımcılarıyla birlikte geliyor. Egemen'i bekliyoruz şimdi. Çıkaracak. O zaman söyleyelim. Bir tarafı överken bir tarafı yermek benim adetim değildir ama... Doğru örnek geldiğinde de paylaşmak isterim. Hı hı. Ümit Hoca boşta, Ümit Davala. Hı hı. Hasan Şaş boşta. Fatih Hoca'nın tedrisatından geçenler. Şimdi Necati Hoca ile Selçuk Hoca çalışıyorlar. İnşallah devam ederler. Şenol Hoca da görmedik. Şenol Hoca'nın yardımcı tedrisatından da geçip görev alan kimseye şahit olmadık. Biraz da siz kendinizi yenilemeniz lazım. Buraların önünü açmanız lazım. Buralara yardımcı olmanız lazım. Buralara biraz daha görev vermeniz lazım. Biraz daha anlam yüklemeniz lazım değil mi? Tabii. Yani şampiyonluk yukarıdaki yarışı hocalarımız için. Kim? Şampiyonluk bitti. Yarışı. Bitti bence. Bitti abi. Aydın böyle yazmış koymuş önüme şampiyonluk yarışı bitti mi diyor. Puan bitti. Farkları bence koymuş. Bitti abi. Bu kadar basit. Bunu da söyleyecek başka bir şey yok diyorsun. Trabzonspor camiasının şu anda içinde değil ama önde gelen isimlerinden biriyle dün hem öğle yemeği yedim hem de akşam bir yerde gördüm tesadüfen. Dedim ki abi bu kadar sabah akşam görüşmek çok normal değil. Bu bir hayra alamet olmalı falan. Uzun zamandır da görmüyorduk birbirimizi. Ona söylediğimi burada yayında paylaşmak isterim müsaadenle. Dedim kuş taşa çarpmazsa yani bir meteor falan düşmezse bir aksilik bir şey olmazsa çünkü Trabzonspor için de senelerdir yani böyle latife ettiğimiz yer şudur. Ligin son haftasına 4 puan önde girse Trabzonspor maçı kaybeder bir de ceza alır 3 puanı silinir şampiyonluğu verebilir. O 96'daki travma tam buradan gelir falan diye konuşuruz kendi aramızda. Ama
Bu sene öyle değil. Şimdi Trabzonspor yine bir türbülansa düşebilir ama arkadan gelenlerin onu yakalayacağına dair bir inanç yok. Ha, Konya devam edebilir mi? Çok sanmıyorum. Ligin ikinci yarısı çok daha sert geçer bizde. Başakşehir geldi ama onların da aynı yukarıdan okuyacağını düşünmüyorum. Trabzonspor muhtemelen devre arası iki takviyeyle falan bambaşka bir şeye bürünecek. Ve hem 2011'in hem 96'nın bütün izleri silinir bu şampiyonlukla. Ve bu şekilde biterse de, yani bu puan farklarıyla falan biterse de açılacağı da kanaatindeyim. Çok güçlü bir şampiyonluk olur abi. Çok domine, dominant bir şampiyonluk olur. Peki, son konumuza geliyoruz. Yakışırdı Abdullah Hoca'ya. Son konumuz da şu, Vakıfbank'ın dünya şampiyonluğu. Olağanüstü yani, değil mi? Hani şeyle, hani menüyü tatlıyla bitirelim dedik. Olağanüstü, gerçekten olağanüstü. Dördüncü kez dünya şampiyonu. Ya Tümer, Banu'yla konuşuyorduk da sabah. Ya mesela bizim futbol takımlarımızın hani şu başarının yani %1'i değil. Hani öyle bir istatistik hesap yapsan, bir matematik... Yok ya, hesabımız yapılmaz. İnanılmaz. Bizim. Hani o derecede çok büyük bir başarı. Kaçıncı defa? Ve buna rağmen... Dördüncü defa dünya şampiyonluğu kazanıyor. Buna rağmen hani bu hani bir sabah bak kaç dakikadır 40 dakikadır futbol konuşuyoruz değil mi? Evet. Voleybol dünya şampiyonluğunu da programın en sonunda bıraktık. Onu olsun, kutlamak için konuşuyoruz. Biz yine konuşalım. Tabii ki konuşacağız. Tabii ki konuşulmalı. Bu futbolcular kıymetini bilsin. Bak bu futbol camiası. Şunun yanına bile yaklaşamadıkları halde bu futbol bu kadar konuşuluyor, bu kadar değer veriliyor, bu kadar bütçelerle, bu kadar şeylerle, yayın haklarına dünyanın paraları veriliyor, satılıyor. Bunun kıymetini bilsinler. Bu hep böyle devam etmez bak. Doğru söylüyorsun abi. Hele günümüzün şartlarında biraz bu bilginin marka değerine dönüşmesini sağlayacak bu kulüp yöneticilerine, özellikle kulüp yöneticilerine söylüyorum. Söyle sen, senelerdir söylüyorsun, bir şey değişmiyor abi. Abi sportif başarı. Ya biz umumuzda değil bu seviyede yakalanacak başarı falan. Hiç orada... Hayal bile edemezsin şu anda. Edemezsin, yapamazsın da. Yani hayal etsen de geçmez, hayata geçmez. Çünkü bizim kendi aramızdaki savaş daha kıymetli abi. Ben onu geçeyim, o aşağı gelsin, ben onu bir daha geçeyim. Burası önemli. Evet. Orada izleyiciye de bence şey düşüyor, görev düşüyor. Çünkü o savaşı izlemekten de keyif alıyoruz ya. Alır biz. Abi. Hani futbolun kendisinden çok etrafında başka eğlencelik alanlar. Ya bana ne abi, uğraşıyoruz işte, ya hakem makem gibi. Hakem golan demiş. Maçtan sonra teknik adamlar, hafta içi Fatih Hoca, federasyon, şu bu. Ya bana ne abi, oyun ne oyun. Nereye geldik oyunla? Bu oyun olmuyor ki bunlar oluyor diye diyor. Hayır abi, sen oyunu düzeltirsen olur. Evet, böyle hiç marka değerine katkıda bulunamazsın. Tam tersi olur. Bu kavga futbolun marka değerini yükseltmez. Bu kadar basit. Yükseltmiyor ama birilerinin ekmeğine yağ sürdüğü kesin. Hı. Bir kez daha tebrik edelim. Başkanı da tebrik edelim. Olağanüstü işler yapıyorlar. Tekrar gönülden milli takımdan ediyoruz. Da işte Zehra, Cansu, Meryem oradalar. Hı. Bir de o bir oyuncu var, turnuvanın en değerli oyuncusu oldu işte. Hak mı? Hak olabilir adı. Güzel de bir hanımefendi. Abi bu nasıl oynamak? Hepsi çok güzel hanımefendi. Bu nasıl ya oynamak yani? O çıkıp buraya kadar nerelere vuruyorlar topu. Sürdürülebilir başarı voleybolda yaşadığımız şey işte. Doğru. Senelerdir anlatıyoruz. Aynen. Böyle evlere giriyor, izlenilebilir kıldı. Açıp izliyoruz, %100. Heyecanla bekliyoruz. Tabii. Sürdürülebilir başarının tarifi bu. Demek ki yapılabiliyor. Evet, milli takımımızda kadınlar da bize çok güzel duygular yaşattılar. Kutlarız. Kutlarız. Tekrar canı gönülden kutlarız. Bitti programımız. Yemek Sepeti'nin sunduğu programımız. Yeniden birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalınız efendim.